Şimdi biz Uğurlu Tekstil olarak Selenli'de istihdamın eksikliğini görerek buradaki mülkiyetin de bizim tesise uygun olduğunu gördüğümüz için buraya yatırım kararı aldık ve bu yatırım başladıktan sonra, işletme başladıktan sonra eğitim süresince bizim insanlara bir sanat öğretmemiz gerekiyordu. Tabii bu kolay bir süreç değil. Çiftçilikten gelmiş insanların bir anda oturup da makineye bu işi yapabiliyor olması bu kadar kolay olmuyor. Bunların bir eğitim süreci var ve bir eğitim süresi boyunca bir personelin bize maliyeti aşağı yukarı 10 bin lira civarında. Biz bunları hepsini göze aldık zaten. Makine maliyetleri, işletme maliyetleri ve personellerimizin makinacı olabilirken ki maliyetlerinin hepsini biz göze aldık. Zaten bunları karşıladık. Tabii insanların bundan haberi yok. Çünkü burası bir turşu fabrikası değil. Filanca nesneyi buradan al, buraya taşı, al günlük yömeyen bu. Bizde böyle bir sistem yok. Çünkü burada yetiştirdiğimiz makinacı Türkiye'nin neresine giderse gitsin her yerde tekstile girip makinacı olarak çalışabilir. Bu çok büyük bir avantaj aslında. Bizim insanlarımız geleceğiyle alakalı, kendilerinden sonraki nesillerin altyapısıyla alakalı bunu değerlendirip aslında fırsata çevirmeleri lazım. Tabii bunları buradaki insanlar yabancı olduğu için bunları görmeleri biraz zor oluyor. Ben onları da anlıyorum. Çünkü herhangi bir sanayi yok, bir yatırım yok burada. Dolayısıyla bu sistemi anlayabilmeleri, görebilmeleri biraz zor oluyor. Biz bunu göstereceğiz. O kadar bedel ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Zorla da olsa biz bunu bu Selen'de halkına göstereceğiz. Görmüş olanlar şu anda çalışıyor. Yaklaşık 100'e yakın çalışanımız var. Allah hepsinden razı olsun. Onlar bizim ailemiz oldular. Allah bizi onlara mahcup etmesin. Onları da ailelerine mahcup etmesin. Çünkü büyük bir misyon yüklediler bizim üzerimize. Biz onlar için var olmak zorundayız. Biz de diyoruz ki evinde oturan, Selenli'de iş imkanı olmayan insanlara, özellikle kadınlarımıza gelin bu işletmeyi fırsata çevirin. Neslinizle alakalı bir yatırım yapın sizde. Geleceğinizle alakalı bir vizyon belirleyin ve burayı fırsata çevirin diyorum. Burada sizin akış gibi işleyecek ustalarınız var, makinalarınız var, tesisiniz var. Gelin burada gönül rahatlığıyla çalışabilirsiniz. Bizde hizmette sınır yok. Sadece bunu fırsata çevirmeniz lazım. Daha ne yapalım bilmiyorum. Evlerine kadar servis gönderiyoruz, sigortalarını yapıyoruz, maaşlarını gününde veriyoruz. İş konusunda bir problemimiz yok. Şu an bizim burası 1000 kişiyi kaldırabilecek pozisyonda. Peyderpeyi bizi büyütecek olan, bizim sınırlarımızı belirleyecek olan Selenli'nin halkıdır. Onlar bize büyüyün derlerse biz büyüyeceğiz. Onlar varsa biz varız. Bu konuda kibirli olmaya gerek yok. Çünkü insanlar varsa, vatandaş varsa, halk varsa bizler varız. O yüzden temennim o. Biz onları davet ediyoruz. Buyursunlar, gelsinler. Burası onların evi gibi. Gönül rahatlığıyla çalışabilirler. Önümüzdeki günlerde personelimizin çocuklarıyla alakalı kreşlerimiz olacak, konferans salonlarımız olacak. Biz aynı zamanda burada insanlara meslek öğretmeyeceğiz. Kişisel gelişimle alakalı, çocuk gelişimiyle alakalı, evli ve çocuklu bayanlarımıza aç evden değerli hocalarımız var tanıdığımız. O insanları da buraya davet ederek çocuğa nasıl davranılır, ergene nasıl davranılır, bir çocuk nasıl büyütülür. Bunlarla alakalı da biz insanları aslında kişisel gelişimle alakalı yetiştirmek istiyoruz. Konferans salonumuz, sinema salonumuza kadar hepsi olacak. Biz burada kurumsal düşünüyoruz ama insanlar bu tarz şeylerin burada olmadığı için, bunun da olabileceğini hayal edemedikleri için, düşünemedikleri için haklı olarak endişeleri var. Ben de diyorum ki endişe etmenize gerek yok. İş talep, iş arşın, iş var, imkan var ama işçi yok. Bence Selenli'de işsizlik problemi yok arkadaşlar. Ayaklarına kadar bir işletme gelmiş. Bence bunu değerlendirmeleri lazım. Biz buradayız. Bir yere de gitmeyi planlamıyoruz. Gönülleri rahat olsun. Yani 500 kişi yarın gelmek istese 500 kişi istihdam sağlayacak. Kapasitemiz mevcut, işimiz mevcut. Biz onları bekliyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Teşekkür ederim.